Evet. Ya Bismillah diyelim. Cenab-ı Allah'ın izniyle siz değerli hemşehrilerimin takdiri, sayın ilçe başkanım, il başkanım, bütün ilçe başkanlarımın onayı, genel başkanım Sayın Meral Akşener'in onayıyla bir yola çıkmış bulunuyoruz. Özellikle 31 Mart seçimlerinin memleketimize, eski pazarımıza, Karabük'ümüze, Türkiye'mize hayırlara vesile olmasın diliyorum. Netice itibariyle belediye başkanı, belediye meclislerini, muhtarlarımızı seçeceğiz. Bu vesileyle Sayın İl Başkan başta olmak üzere ilçe başkanlarım, ilçe yönetici arkadaşlarım, teşkilatımızın değerli mensupları, basınımızın değerli mensupları ve canı gönülden çok sevdiğim, her yerde her dakika beraber olduğum çok değerli hemşehrilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Türkiye'de olduğu gibi eski pazarda bir seçim yapacağız. Bu seçimde aday olan diğer partiden, MHP'den sıkışan kardeşime, AK Parti'den bizim Civa'ya, Serkan Civa'ya, yine hala adayına çıkmış bulunan yeniden Refah Partisi Beytullah Duman kardeşime ve bütün muhtar adaylarımıza, belediye meclis üyelerimize Allah hayırlara vesile etsin. Kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah her birliği içerisinde onlarla beraber güzel bir seçim geçireceğiz. Ayrıca medeni cesaretlerini ortaya koyup aday adayı olan, özellikle AK Parti'de bulunan 9 adayımızdan Sayın Kamil Ünalan, Mehmet Ali Şen'e, Mustafa Yarkan'a, Serdar Dursun'a, İsmail Palaz'a, bizim Bayram Hoca'ya, Şenol Terli'ye, Hasan Sevdalı arkadaşlarıma da medeni cesaretlerinden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Mehmet Ali Şen söyledim, Mehmet Ali Şen'e dair. Medeni cesaretin hepsinin bir fikirleri vardır. Eski vatan hizmet etme yolunda onların da düşünceleri vardı ama bir arkadaşına nasip oldu. Onlara da bundan sonra hayatta başarılar diliyorum. Bir dahaki biz Allah nasip eder seçildiğimiz takdirde bu arkadaşlarımızın da fikirlerinden faydalanacağız. Eski pazara el birliği içerisinde hizmet edeceğiz. Bizim gayemiz eski pazar ittifakını sağlayıp eski pazarda herkesten, gerek AK Partili, gerek MHP'li, gerek CHP'li, gerek Saadet Partili, gerek Yeniden Refah Partili, hangi partiden olursa olsun bütün hemşehrilerinin bir nokta birleşerek güzel bir seçim geçirip neticede kazanana hayırlı olsun deyip ve eski pazar için mücadelemize başlamaktır. Yine bu arada belediye başkanlığı yapmış ilk belediye başkanı Hüseyin Uyanık, sonraki İsmet abi İsmet Özçin, ondan sonra Hallasan Çavuşoğlu, daha sonra Dursun Baş ve kişiliği şahsiyetiyle hakikaten gönüllerde tam kurmuş Hüseyin Dönmez arkadaşıma, kardeşime ve layıkıyla artık benden bu kadar yeter deyip görevi bırakması da onun onuru şerefidir. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Ölen eski belediye başkanlarımıza rahmet diliyorum. Kalanlara da sağlık ve esenlikler diliyorum. Değerli hemşehrilerim, şurada bir sloganımız var. Diyor ki her yerde her zaman başın düşünce dara, Erol Ser'ini ara diyor. Şimdi bir slogan, bir kahve sohbetinde bundan bir ay önce falan bir arkadaşım 5-6 sohbet ederken o bu sloganı ortaya attı. Ben de bunu not aldım. Şimdi ismini açıklamayacağım bizim hemşehrimiz ama kendisine özel bir teşekkür edeceğim. Bizim için görev yaptığımız dönemde de sonrasında da hep bu söylenir. Her yerde her zaman. Gece,
gündüz 24 saat hemşehrilerimizin emrinde, milletimizin emrinde zaman mefhumu olmadan her konuda, sağlıkta, eğitimde, emniyette, şurada, burada, bütün her yerde aranıp bulunabilecek ve mutlaka telefonumuz 24 saat açık olup gereğini yapacak bir kardeşiniz olarak bu telefonu yazan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Tam tarif etmiş bizi. Kendisine de hürmeteceğim, bir hediye de göndereceğim kendisine. İsmini de vermeyen bir hemşehrimize yapacağız inşallah. Yine şurada seyrediyorsunuz. Bir 15-20 genç arkadaşla bir gün sohbet ediyordum. Bu aday adaylığı sürecinde böyle konuşulurken, aday olacağım, olmayacağım derken bir genç arkadaşım bir şey söyledi. Erol abi dedi, başkanım dedi, hiçbir şey istemiyoruz. 20 sene senin bıraktığın eski pazarı bize versin de yeter. Başka bir şey istemiyoruz dediler. Dedim ki hayırdır? Abi dedi, ben o zaman 10 yaşındaydım. Senin belediye başkanlığında. Abi, yüzme havuzumuz vardı. Aile parkımız vardı her mahallede. Abi, bizim top oynayabileceğimiz halı sahamız vardı. Çocuktuk biz o zamanları. Herkesin mutlu olduğu, sosyal tesis olan, mermerde düğün salonu olan, bir sürü festivaller yapılan, Türkiye'nin baş pehlivanların çetörende güreştiği, Türkiye'nin bütün sanatçılarının, meşhur sanatçıların eski pazarda programa geldiği ve bir festival ortamı o zamanları vardı. Bizim yaş grubu veya 30-40 yaş zaten bunları biliyor. O genç arkadaşıma teşekkür ediyorum. Abi eski pazarı 20 sene önce eskileri geri versin, başka bir şey istemiyoruz dediler. Ama üzülüyoruz tabii. Keşke bugün biz bunlar söylenmese de bu kaza çok daha ileri seviyelerde olsaydı. İnşallah el birliğiyle iddia ediyorum. Allah nasip ederse, şimdi dışarıdan gelen misafir arkadaşlarımız var. Kendilerinden bir ricam olacak, eski pazar hemşehrimden de. Bana hayırlı olsun seçim aldıktan sonra Bismillah mazmuti aldık. O gece saat 10'da memur arkadaşlarımla toplantı yapacağım. Çalışmaya başlayacağız. Mazmuti aldığımız gece. Bana teşekküre, tebriğe 45 gün sonra gelin. Ya hakikaten bunlar yapılmış mı dedirtmezsem bize de haram olsun seçimek. Yani çok kolay, çok olması gereken eski birlikteliği sağlayabilecek şırıl şırıl sular akan yemyeşil aile bahçeleriyle 45 gün içinde diyorum. Fazla değil yani. 46. gün bitiren hemşehrilerime söz veriyorum. Hani başkan deyin bana. Aile parkını 45 gün içerisinde açacağım ve çok mükemmel, daha eskisinden daha güzel bir park olarak yapacağız inşallah. Bizim o zamanları mermerde düğün salonumuz da vardı. Altında mermer mahallesinde kahvemiz vardı. Bakkalımız vardı. Karabük'teki hemşehrilerimiz de bazen eski pazar düğün salonu kiralamak için geliyorlardı. Sosyal tesisimiz vardı. Sosyal tesisimizde 60 yataklı otelimiz vardı. Bu memlekete gelen pazarcısı, misafirimiz, eşimiz, dostumuz, esnaf arkadaşlar, misafirleri geldiğinde kalacak bir oteli vardı. Bir hamamı vardı memleketin. Altında restorantı vardı. Ne oldu? Ne oldu Allah aşkına ya? Kapandı, kapandı. Yani bunlar nereye gitti? Şimdi bir misafiriyiz, gelse bir düğün dernek yapıyoruz değil mi? Dışarıdan, Diyarbakır'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan kız alıyoruz, kız veriyoruz. Onlar geliyor. Akşam yatıracak. Nerede yatıracağız bu insanlar yani? Bir otelimiz yok. Bu bir yüz karasıdır. Adliye polisi ilk göreve geldiğim gün 89 yılının 6 ay içerisinde sit alan ilan ettirdim. 9 Eylül Üniversitesi'yle anlaşarak kazı çalışmalarına başladık.
Şimdi turizme açık. Tam reklam yapılmıyor ama Adliye Polisi eğer reklamını yaparsak dünyada diyorum, Türkiye'yi geçiyorum. Geçen bir belgesel izlerken Adliye Polisi bir yeri gördüm. Zannediyorum Adliye Polisi onun kardeşi. İnşallah o irtibatı Turizm Bakanlığı'ndan sağlayacağız. Geldi turist. Ya akşam 9:10'dan sonra 8'den sonra lokantamız yok arkadaşlar. Lokantalar kapalı. Cumartesi pazar lokantalar açık değil. Berberimiz olmuyor. Bunlar çok basit şeyler. Bunlar bizim anında geldiğimiz günü, ertesi günü nöbetçi lokanta koyacağız. Mermerde nöbetçi taksi bırakacağız. Bunların hepsi çok basit şeyler, yapılacak şeyler. Haftanın cumartesi pazarı bir gün eğer berberler kapatırsa bir tane nöbetçisi olacak. Bunları inşallah el birliği içerisinde yapacağız. Yine bizim zamanımızda eski pazar ilk defa parke ile tanıştı. Asfaltla tanıştı. Bu arada daima gurur duydum. Benimle çalışan o zamanki memur arkadaşlarıma, belediye personeline, işçi arkadaşlarıma, Allah hepsinden razı olsun. Çok güzel eserler hep onlarla beraber yaptık biz. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine minnet borçluyum. Çoğu emekli oldu. Allah nasip etse onların çocuklarıyla beraber yeniden bu işleri yapacağız. Onlarla beraber onların çocuklarıyla yapacağız. Festivaller yapıyorduk. Fakir fukaranın çocuklarını sünnet şölenler yapıyorduk. Köydeki, kentteki bütün fakir çocukları getiriyorduk. İsteyeni sünnetçimize getiriyorduk. Onları sünnet ediyorduk. Ekonomik sıkıntılar çok fazla memlekette. Bunların mutlaka yapılması lazım. Şimdi eğer bir sünnetçi getirmeye kalksanız 4-5 bin hesabı sünnetçiye veriyorsunuz. Ama o gün bir festivaller içerisinde böyle şeyler yapabiliyorduk. Türkiye'nin en iyi sanatçılarını BDK Türkü'nden tutun da meşhur zamanki sanatçılarını getiriyorduk. Bir akşam eski pazarda 15-20 bin kişi oluyordu. Çetören'de yağlı güreşler yaptırıyorduk. O zamanın baş pehlivanı Reşit Karabacaklar, Mehmet Güçlüler, bunları getiriyorduk. Güreşler yaptırıyorduk. Genç çocuklarımıza şeyler yapıyorduk. Onları heveslendiriyorduk. Yine eski pazar sporumuz vardı. Bütün gençlerimiz top oynuyordu. İki defa hem Çankırı şampiyonluğunu kazanmıştık ve üçüncü lige çıkma mücadelesini eski pazar diğer illerde temsil ettirdik. Şu anda eski pazar sporu yok. Bunlar üzücü şeyler. Diyoruz ki gençlerimize kahveye gitmeyin. İçki içmeyin. Kumar oynamayın. Doğru. Yapmayın. Ne yapacak bu çocuk? Nereye gidecek? Bir aile bahçen yok. Halısa eski bizim bıraktığımız şekilde duruyor. Hiçbir yenilenmesi yok. Ya bu çocuklara spor yapacak, gezecek, kalacak, bisiklet yolu olacak. Bir şeyler yapmak lazım. Bunlar çok basit şeyler. Allah nasip etse bunları yapacağız. Yine bizim dönemimizde burada hemşehrilerim oturuyor. Yaklaşık 500 konut yaptık. Mermer Yapı Kooperatifi'nden tutun benim başkanlığımda. Pınar Yapı'dan geçin. Fazilet Kooperatifi'nden, Emek Yapı Kooperatifi'nden, Ormancılar Kooperatifi'nden bir kısmına yer verdik, bir kısmını başkanlığı yaparak normal ortalı vatandaşımıza ev sahibi yaptık. Allah sağlık oturmak nasip etsin hepsine. Bugün bu evler bir değer kazandı. Şu anda eski pazarda kiralar 5.000-6.000 liradan bahsediliyor. 8.000 liradan bahsediliyor. Konut sorunu var. Allah nasip eder göreve geldiğimizde gerek belki TOKİ eliyle olmadı. Arkadaşlarla çalışıyoruz. Sosyal konutlar, 300 kişilik bir sosyal konut projesine çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız, yapacağız tekrar. Yüksekokulun adını ilk biz aldık. Andık o zamanları. Bizim yaş grubu bizden alt yaş grubu hatırlar. Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin Nevzat Ayaz'dan. Ki onun öncesinde
zaman Karabas Üniversitesi ile rektörüyle anlaştım. 3 gün onlar Amasra Bartın'da konseye baktık. Eski pazara kabul ettirdik yüksek ulaşılmasını. Binasını verdik. Ama o zamanın DSP'li bakanını eski pazara getirdik açılış için. Çok üzücü bir hadise yaşadık. 2 tane kız çocuğumuzu müdahale etmesi sonucu o gün başaramadık. Eğer o gün bunu başarmış olsaydım o tarihte, bugün eski pazarda yüksek öğrenci sayısı 1500 değil, fakülte olacaktı. Belki 5000 öğrenci olacaktı o üniversitede. 2 tane bina yaptırdık o zaman. 240 kapasiteli, 120'si erkek, 120'si kız öğrenci yurdu yaptırdık o zaman. 24 derslik okul da yaptırdık. Yüksek okul açtık. Ama benim dediğim hedefe gitmedi. Varamadı. Ben bundan üzüntü duyuyorum. O gün benim ağladığımı, annem öldü, babam öldü. O gün o kadar ağlamadım. O okulun iptal olduğunda. O çocukların yaptığı hareketten dolayı. Hayırlısı buymuş diyoruz. Ama bugün o okula çok emek vereceğiz. Bacasız sanayi diyoruz işte. Öğrencilerin gelip eski pazarda kalması, esnafın faydalanması. Ama dışarıdan gelen öğrenciye sosyal yaşantıyı sağlamak zorundasınız. Annesi babası okula kayıt ettirmeye geri yatacak otel yok. Hamamımız yok ya. Bizim yaptığımız hamam kapalı. Yani böyle bir eski pazar, böyle bir ilçe düşünülebilir mi? Bunların çok acil. İnşallah hep beraber halledeceğiz. O zamanki, mesela ben belediye başkanım da sadece belediye başkanım da eski pazarın içinde değil. Çetören'de bugün bir şeyler yapıldıysa Allah rahmet eylesin yine Feyzi Kaleli İşletme Müdürümüz onunla beraber o yürüme yollarını, o sallantı İstanbul Boğaz Köprüsü gibi o köprüyü, bunları hep o zaman yaptık. Eyrova Göleti'ni ben belediye olarak o zaman yaptık. Yayla turizmini o zaman açtık. Ya ne oldu eski pazara ya? Ne oldu ya? Nerede bunlar? Üzülüyoruz. Bunları yapacağız inşallah. Bizim belediyecilik anlayışımızda sosyal yardımlar, fakir fukaraya yardım, bakıma muhtaç insanlara yardım prensibimiz şudur. Cenab-ı Allah'ın emri gereği sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Biz belediye olarak veya bir şekilde vatandaşa yardım ediyorsak onu çıkıp Facebook'larda paylaşmayacağız. İnsanların, buna muhtaç olan arkadaşlarımızın, hemşehrilerimizin onuruyla, gururuyla da oynamayacağız bir şey veriyoruz diye. Biz geçmişte evi olmayan garibana 4 tane ben belediye olarak o zaman ev yaptım derdim. Garibana hiçbir kuruş almadan evlerini biz o zaman yaptık. Evi yanına evini yaptık. Bunların reklamını yapmadık. Şuna ev yaptık, buna ev yaptık demedik. Bunlar olmaz. Biz sosyal yardımlaşmayı bakıma muhtaç, yaşlısı, gencine Allah nasip ederse bir ekip kurarak bunun içerisinde hemşiresi olacak, berber olacak, onun evi temizlenecek elemanlar olacak, o şekilde bakımı sağlanacak, onların gıda yardımı yapılacak, temizliğiyle ilgili her türlü şeyi yapmak zorundayız. Bu bizim insanlık görevimiz. Belediye devlettir. Vatandaşına hizmet etmekle mükelleftir. Onun için bunları da Allah büyüktür inşallah yapacağız. Yine eğitime çok önem vereceğiz. Çok amaçlı SİBEM zamanında açtırdık. İçinde elektrik bölümü, diğer bölümleri olan bölümleri açtırdık. Lise binasına bütün yardımları o zaman aldık, getirdik. İlkokuldaki öğrencilerimize onların yarışmalar yaptırıyorduk. O yarışmalarda hediyeler belediye olarak dağıtıyorduk. Teşvik ediyorduk eğitimde. Yine o dönemde 14 tane camimizin boyası, badanası, temizliği,
onların tuvaletlerinin bakımı, yemekhanelerini hep o dönem yaptık. Belediye olarak yaptık. Bunlar tekrar şu anda çarşı merkezinde bulunan tuvaletlerimizin bakımı, temizliği çok da hemşehrilerimiz biliyor. Doğru değil ama onları daha iyi, modern bir şekle getireceğiz. Onların bakımı da belediye olarak her 24 saat içinde temizliklerini de yapacağız. Biraz vaktinizi alıyorum ama bir sürü hizmetler var. Deminden gördüm. Şu anda CHP'de bulunan Mehmet Özkan kardeşim, benim çok sevdiğim garaj çavuşumuz. Yine o zamanki garaj amirimiz bizim Yusuf Güngör, arabalardan sonra Ahmet Şen, bu arkadaşlarımız ve ekiple beraber, hepsi burada, birçoğunun, şimdi isimlerini saymakla bitiremem. Çok güzel şeyler yaptık. Yine söylüyorum ki o günkü çalışma şevki bugün bende daha fazla. Onlar da bu inançla bugün burada. Başkanım yaparsa siz yaparsınız, biz yaparız diyorlar. Allah'ın razı olsun, bunları tekrardan yapacağız. Evet. Geçmişte yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Bu işi biliyoruz. Bu tecrübemiz var. Yine söylüyorum. Adayı olan bütün siyasi parti arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Benim hemşehrilerim en doğru karar vereceğine inanıyorum. Onda hiç şüphem yok. Kim seçilirse seçilsin, başımızın da yeri var. Allah'a şükür devlet bana çok emeklimize nasip olmayan, geçmişte yaptığım belediye başkanından dolayı bana yüksek bir maaş veriyor. Belki 3 tane emeklinin aldığı paranın 3 katı para alıyorum. Bugün emekli maaşları 10 milyon civarında. Benim maaşım yüksek. Parayla pulla işim yok. Hiç olmadı, olmayacaktı. Oturacak bir evim var. Binecek 97 model bir arabam var. Çoluk çocuğum rahat, ben de rahatım Allah'a şükür. Hiç parayla işimiz yok. Allah nasip eder belediye başkanı olduğumda bir fon kuracağız. Bu fon, ben maaşımdan her ay şimdiden taahhüt ediyorum, 25 bin lira bu fona aktaracağım. Belediye başkanlığı maaşımdan. Ben buna diğer hemşehrilerimin katkılarıyla beraber üniversitede okuyan eski pazarlı kim olursa olsun, adı sanı ne olursa olsun, durumu ne olursa olsun, ayda 1000 lira, bugünün parası ayda 1000 lira, o çocuklara yardımda bulunacağız. Bunu mutlaka gerçekleştir. Burada söz veriyorum. Her ay maaşımdan 25 bin, yılın durumuna göre, artışına göre de artıracağız onu. Diğer arkadaşımızla beraber bunu yapacağız. Eski pazarda sorun gibi görünüyor. Bu başıboş hayvanlar. Cenab-ı Allah'ın yaratıkları onlar. Onlar da Allah can vermiş. Bunların memlekette yaşamasını sağlayacağız ama yolda gezen vatandaşıma, caddede, mahallede, çoluğumuza, çocuğumuza da zarar vermeyecek duruma getirmek de bizim görevimiz. Bir hayvan barınağı yok. Çok şikayet oluyor. Allah nasip ederse bir hayvan barınağını en kısa zamanda yapıp bu başıboş salınan hayvanlarımızı alıp orada veterinerimiz de var belediyemizde. Bu arkadaşlarımızla beraber hemşehrilerimizin sokakta yürümesi, kızlarımızın, öğrencilerimizin, bacılarımızın orada yürümelerini rahat şekilde mutlaka sağlayacağız. Temiz bir eski pazar yapacağız. Birkaç notumuz daha vardı. Biz geçmişte otopark yapmıştık. Hatta garaj yapmıştık, otogaraj. Bilirsiniz, esnaf kefaletin oradaki binaları belediye olarak biz yapmıştık. Altında büyük bir salonumuz vardı. Üstünde de yazıhaneler vardı. İşte o zamanın metrosu, güvenliği, şunu bunu yazıhaneler vermiştik.
O günkü niyetimiz otobüsleri eski pazara sokmaktı. Yani İstanbul, Ankara'ya giden hemşehriler mermerde beklemeyecek. O otobüslerin gelip buradan kalkmasını sağlamaktı ama 2002 yılında ben belediye başkanından milletvekili münasebe istifa ettikten sonra bu sağlanamadı. Allah nasip ederse firmalarla konuşacağım. Belediye başkanı olduğumda gerekirse eski pazara giriş çıkış paralarını ben ödeyeceğim belediye olarak. Her saat başı onlara 200 lira 300 lira eski pazara para vereceğim. Bundan sonra Mermer'e gitmeyecek kimse, Mermer'de de beklemeyecek. Bunu mutlaka gerçekleştireceğim. Eğer bu firmalar gelmezse söz veriyorum. 4 tane otobüs alacağım. İkisi Ankara, ikisi İstanbul, günlük sabah ve akşam çıkartacağım. Sabah buradan gidecek, akşam oradan gelecek. Ve eski pazardan kalkacak. Darısı bizim başımıza. İnşallah. Yaparsa başkan yapar. Şimdi eski pazarın büyük bir sorunu su sorunu. Suyumuz var Allah'a şükür akıyor. Bir kaynak suyu. Eski pazar birinci deprem bölgesi. Ben de geçmişte yaptığım bazı hataları bugün bir daha yapmamak üzere deprem bölgesinde konutların nasıl yapılacağı hususunda çok dikkatli titiz davranacağız. Bu kaynak suyumuz Allah korusun. Birinci deprem bölgesi öyle bir sarsıntı Allah vermesin inşallah olduğunda belki kaybolur. Benim zamanımda ayrıca keson kuyuları vardı. Belediye çalışan arkadaşlar biliyor. O zamanki sucu arkadaşlarımız ayrı bir keson kuyuları çalıştırırdık. Ne olur ne olmaz kaynak suyunda bir sıkıntı olsa eskiden su kalmasın diye. Allah nasip ederse ikinci hattımızı, su hattını alacağız. Onun yerini biliyoruz, suyu getirmesini biliyoruz ama su çok kireçli. Benim hanım da şikayetçi, kızım da şikayetçi, herkes şikayetçi eski pazarda bundan. Allah nasip ederse geldiğimizde bu çalışmayı yapacağız. Bu suyu, kireçli suyu dinlenme havuzları yaparak kireçten de eski pazarlı hemşerimizi kurtaracağız. Duş alırken başınıza kireç atmayacak artık inşallah. Bunu da sağlayacağız. Yine biliyoruz ki çok emekli arkadaşlarım var. Hayat zorlaştı. Ekonomik sıkıntılar var. Allah nasip ederse şehir içi taşımacılığı o gün biz başlatmıştık. Mahallelere ben göreve geldikten sonra başlatmıştım. Belediyenin bir arabası mahallelere giden hemşehrilerimizi akşam saat 10'da Başyapılar'dan kalkıyor. Drankaya gidiyor. Drankaya'dan geliyor işte. Yorgalara geçiyordu. Pazar üstüne geçiyordu. Mermer'e gidiyordu. Yamanlara çıkıyordu. Şimdi bunu çok daha geliştireceğiz. Şu anda belediye otobüsü kaç lira? Vatandaşımız bile kaç lira diyorsunuz? 20 lira mı? Şehir içi belediye otobüsü. Şimdi bilemiyorum tam fiyatını. Bugünkü fiyatından %50 ucuz yapacağım bir hafta. Bugünkü fiyatından %50 ucuz gideceğim. Ve her saat başı bütün mahalleler uğrama kaydıyla. Ve 65 yaş üstü emeklerimize de bedava olacak. Yine ilkokuldaki öğrencilerimize de bu bedava olacak. Bunu mutlaka sağlayacağız. Başkanım vergili kıskanacak. Emeklilere suyu da bedava kılın başkanım. Nasıl? Emeklilere suyu da bedava kılacaksınız onu. Evet. Onu da şimdi burada söz veriyorum. Şimdi onu da söz veriyorum. Ben hakikaten hayat şartları çok ağırlaştı. Şimdi televizyonda ben her akşam haberlere işte yorumlara bakarım. Yani işim bu iş. Ben dizidir, bizidir, filmdir falan bakmam yani. Mutlaka bir yerde bir şeye bakacağım. Şimdi İktidar Partisi'nin belediye başkanlarını İstanbul, Ankara takip ediyorum. Murat Kurum'u da takip ediyorum. Efendim İmamoğlu'nu da takip ediyorum. Ankara'da Mansur Yavaş'la takip ediyorum. Turgut Altınok'la takip ediyorum. Vaatlerine bakıyorum. Şimdi diyorlar ki emekliye 5000 lira para vereceğiz. İstanbul'da öyle diyor. Ankara'da 2500 lira vereceğiz emekliye diyor.
ya, iki dersiniz kardeş, elinizi tanıtma. Şimdi verin. Söyleyin Tayyip Bey'e. Ya onlar bir nerede abisine bekliyor, ne olacak yani? Şimdi verin, nereden birisi oluşacak bundan yani? Bildirmezsin. Ama biz emekli hemşehrilerimizin, sıkıntı olanlarımızın sıkıntılarını gidereceğiz. Tam söz vermiyorum ama nasip olursa bakacağız, belediyenin bütçesine de bakacağız. Belediyenin gelirlerine borcu harcı nedir? Ben borçtan korkmam. Yani yiğidin kamçısı borçlu deriz, borçlanırız da. İlkokuldaki öğrencilerimiz Allah nasip eder yapabilirsek, ama bak bunu tam illa başkan bu sözü verdi demeyin bana yarın yani. Sabahlar onlara bir simit, işte bir süt içecek bir şey ikram etmenin yoluna bakacağım. Yapabilirsek inşallah bunları da yapmaya çalışacağız. Çok şey var söyleyecek, çok da vaktinizi alıyorum ama iyi de dinliyorsunuz, Allah var böyle. Hem not alıyorsunuz herhalde, yarın bak başkan bunları soracağız falan diyorsunuz yani. Bak, bizim Şahlı Bekçi gidiyor lan. İsmail git babana tut, Yavuz buyur. Ekrem Başkanım. Buyur. Akreymanım'dan bahsetmediniz. Akreymanım'ın ihalesine ben girdim. 72.500 dolara orayı ihale olarak aldı. Ve dedi ki Dursun Baş, ben buraya dedi tarihi bir proje yapacağım dedi. Ben de dedim ki ona, Sayın Başkanım, At Karacalı gibi bir hamam yapalım da önce, daha sonra burayı tanıtalım dedim. Eski pazarın 72.500 doları şu anda orada atıl vaziyette duruyor. Ve orayı gider ayak sit alanı ilan ettirmiş. Ve o sit alanının bakması, o hamamın da faaliyete geçmesini talep ediyoruz. Sıra geldi Yavuz inşallah. Şimdi organ sanayi kuruluyor Bayındır bölgesine. Allah inşallah kısa zamanda altyapı ihalesi yapıldı ama faaliyete geçecek, fabrikalar gelecek. Fabrikalar geldi mi eski pazarda nüfus büyüyecek. Hasan bir not veriyorum herhalde. Alalım. Bu organ sanayi ile ilgili oraya gelen yatırımcıların eski pazarda rahat edebilmesini sağlamak, onlara altyapı hizmetlerini verebilmek mutlaka bizim şu andaki belediyemizin çok dikkatli olması lazım. Çok titizlikle o konuyu takip etmesi lazım. Oradaki gelecek istihdam sağlayacak bu projeye sahip çıkıp bütün yatırımcılara elinden gelen her türlü teşvik vermesi lazım. Benim geçmişte biliyorsunuz maden suyu fabrikasını eski pazara kurarken, bunu benim personelim şahittir, kepçeyle gece yarısı ozan derelerinde o suyu getirmek için ayağım yarı yerlerden kadar çomur, o fabrikayı vurdurdu. Şimdi o fabrikada herhalde bir 40-50 kişi çalışıyor. Sayı olarak tam bilmiyorum ama dünyanın her yerine eski pazarın ismi gidiyor. Yine tekstil fabrikasını o dönemde biz vurdurduk. Yine Ortaköy'deki beton boru fabrikasını biz vurdurduk. Şimdi Yavuz kardeşim söyledi, bizimle çalışan personelimiz Akkaya'ma mı? Yavuz da bilir, personelimiz bilir. Memur arkadaşlar bilir. O Akkaya'mamanı ilk olarak biz suyunu analiz ettirdik. 36 derece sıcaklık, 3 tane üniversite analiz ettirdim. Ve orada 20 dönüm şu anda bulunan o doğal hamamlar var ya yukarı doğru, o havuzlar, o havuzlardan imamlara doğru 20 dönüm yerin tapusunu o tarihte belediye ben aldım arkadaşlar. Şu anda tapusu belediye doğru. Şu anda tapusu belediyede. Ama üzülerek belirteyim ki onun yanındaki 400 dönüm milli emlak yerine, milli emlak, o zaman da kapalı cezaevi yaptıracaktık. 2000 kapasiteli, 400 personelli, bunu Adalet Bakanlığı'na anlaştıydık. İktidar değişiminden sonra iptal ettiler onu. O 400 dönüm yeri de gittiler, başkasına sattılar. Sattıkları adam Diyarbakırlı birisi. O zaman verdiler 2000 liraya, şimdi alamıyorsun 20 bin liraya. Şimdi Akkaymam'dan bahsetti Yavuz. Akkaymam'ını o su çıkarttınız. Gürül gürlesiye geçen gittim baktım. Fotoğrafta yayınladım oradan. Çok güzel.
Ya kardeşim Allah için oraya, yani Yavuz'un dediği gibi, ya şu çavun durdak gibi, ya iki tane kulübe kon da, iki normal havuz yapın da, ya vatandaş gitsin, ben biliyorum, çok affedersiniz, kapçılardır, ben kapçılardır, köyde otururken ebemin yanında, bizim bir eşeğimiz vardı, ebem beni alırdı yanına, cumartesi, pazar günleri, o aktaymam tıklım tıklım olurdu, yaşlılar bilir, oraya gidenler bilir yani. Köyden, kentten beri. Ya şu anda onu yapmadınız. İki tane havuz oraya yapın da kon kardeşim ya. Allah'ın ilk geldiğinde de kayamamını faaliyete geçireceğiz. Çok şey var. Hepsini birden söylersem de şimdi bir daha dinlemezsiniz diye. Çok da anlatmayalım. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Şu bu numara bir hemşerim getirdi. 89 yılında o zaman işte 3 dönem belediye başkanlığı yaptık. 2002'de milletvekili münasebeti ayrıldık. 99 yılında seçim beyanen bir vatandaş saklamış getirdi. Başkan dedi senden 99'da bunlar dedi. Ben de açtım baktım. İşte içinde yazdık o zaman ne demişiz falan diye okudum. Ya Allah nasip etmiş bunların hepsini yapmışız. Yani o tarihte baktım söz vermişiz. Yaptım. Acaba dedim ya söz yapıp yapamadığım bir şey var mı ki vatandaşımıza bir şey mi diyecek diye. Ama okudum. Bak ne demiş. 89'da inandık seçtik. 94'te beğendik seçtik. 99'da yine sen dedik. İdeal başkan Erol Serin diyor. O zaman böyle bir sloganla çıkmışız. Biz memleket sevdalısıyız. Eski Pazar'ın Yalapuz'dan tuttum. 26 kilometre Hasanlar köyümüzden, Sırp deriz Kapaklı köyümüzden, Bayındır'dan Dutunuş'ta, Hamamlısı'ndan, İsmet Paşası'ndan, isimlerini saydığımız köyde, aşağı inen Sünde'ye kadar Han köyünden, bir tarafta Çetören'den, Has'tan, Beley'den, bütün köylere de belediye başkanı olarak mutlaka ufak tefek bir hizmetimiz olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Köylerimizi daha da geliştirmeye çalışacağız. Tarıma çok önem vereceğiz. Fide bulmakta vatandaşlar zorlanıyor. Allah nasip ederse bunlar bir proje ama bir sera kurup Safranbolu Belediyesi'nin yaptığı gibi bu serada vatandaşımıza domates, salata fideleri dağıtarak ekilmeyen arazinin ekilmesini sağlayacağız. Teşvik vereceğiz. Bunlar da yardımcı olur. Eskiden ben biliyorum çocukluğumdan. Zonguldak'ın Yenice hemşerilerim de burada, onlar da bilir. Sebzesin meyvesi bizim buradan giderdi, eski pazardan. Demir yoluna trenle Köyceğiz'den Kemal Aydın burada herhalde değil mi? Burada, burada. Bilir Kemal Aydın, Köyceğiz'ler bilir. Kerem deriz, lahana üretirlerdi. İstasyondan Vogan'a yüklenirdi. Bizim eski pazardan. Bunlar Zonguldak'a kadar, Yenice'ye kadar gider satılırdı. Sebze meyvelerimiz vardı. Bizim de bir elma bahçemiz var. Ben çünkü bunu biliyorum. Bu elmalar toplanır, satılırdı, satılmayan da işte fakir fukara gelir alır veya yenirdi. Şimdi hiçbir olmadı ama bunlara önem verin. Şey yapayım. Şimdi o gün benden belediye mesuliyeti yapan burada şeyini gördüm fotoğraflarını ölenler var. Allah rahmet eylesin Şahin abi. Yine vefat eden Hidayet var, Sonuç, çok değerli arkadaşımdı bunlar içerisinde. Dursun Şen, Lükürt Dursun, Allah rahmet eylesin. Bizim belediye mevzuyesi olmuşmuş. Halen yaşayan arkadaşım sağlık sıfır diliyorum. Evet hemşehrilerim, çok fazla vaktinizi aldım, hakkınızı helal edin. Çok şey var söyleyeceğimiz, inşallah seçim döneminde yapacağımız bitiklerde bunları tek tek anlatacağız. Yine tekrar söylüyorum ki hepinizden Allah razı olsun buraya kadar geldiniz. Bu pazar günü işinizi gücünüzü bıraktınız. Burada bunların bütün hemşehrilerinden ricam olacak yalnız. Gönül verdiniz, buradasınız. Şimdi buradan dağılacağız. Evlerimize gideceğiz. Mahallemize, köyümüze gideceğiz. Gönül veren, eski pazarda bunlar yapılabilir diye yapılmasını isteyen bütün hemşehrilerimi Allah için rica ediyorum. Komşumuza akşam gidip anlatacağız, ertesi gün anlatacağız, berisi gün anlatacağız. Bu seçimi alacağız
en birliğicesine ama mutlaka alacağız. Almak zorundayız, eski batacı almak zorundayız. Hiçbir şekilde siyaset yapmayacağız. Hiçbir şekilde diğer partilerle uğraşmayacağız. Tek derdimiz seçimde kazanmak. O parti böyle yapmış, bu parti böyle yapmış, bizim işimiz değil. Bizim derdimiz hizmet. Bizim derdimiz hizmet etmek. Metin, bir şey mi yok kardeşim? Orada gördüm seni. Şimdi bizim mezarlık kavrukasa nereye gitti? Kayboldum. Not veriyorlar durur. Ha orada bak. Diyor ki başkanım diyor, Karabük'e diye mürbüs kaldır diyor. Sabah akşam diyor. Vallahi Hasan doğru unuttuk. Proje de vardı. Herhalde okuyamadık, atladık. Karabük 70 lira bir emekli vatandaş. Kaç lira da harcar? En az 250 lira. Şimdi şöyle bir şey yaparız. Arkadaşlarla konuştum. Şimdi bizim 56-50 tane mürbüsçi arkadaşımız var. Yani onlar orada bir geçim temin ediyor. Onlara zarar vermeden şöyle bir şey geliştireceğiz. Arkadaşlarla bunu paylaşıyoruz. Geliştiriyoruz daha projeyi. Sabah saat 7'de hangi şoförlerden bir tane, hangi servis olursa veya iki araba, ama üç yapamayız belki, iki arabaya söz veriyoruz. Şu anda 70 lira dedi. 70 liranın yarısını biz vereceğiz. Yarısını vatandaş verecek. Sabah ve akşam olmak kaydıyla sabah 7 ve akşam 5'te. Yani müdürümüz çarpacımıza zarar ettirmeyeceğiz. Bunu belediye olarak biz çekeceğiz. Sabah giderken 35 lira gideceksiniz. Bu sözü veriyorum. Bunu da çalışıyoruz. Yani hakikaten şu söylediklerimiz üzerinde arkadaşlarla görüşerek çalışarak yaklaşık 2 aydır bunlar üzerinde çalışıyoruz. Neler yapılır? Belediye bütçesinde şu anda çalışan arkadaşlardan öğrendim. Belediyenin durumuna da bakıyorum. Gelir giderlerini de biliyorum. İller Bankası'ndan ne para geliyor? Ne kadar işe yatırma para ayırabiliyorsunuz? Nasıl ayırıyorsunuz? Onları da soruyorum arkadaşımdan. Bu sözde vermiş olalım. Mülümüzçüler mağdur etmeden onun yarı parasını biz ödeyeceğiz inşallah. Başkanım. Buyur İbrahim. Zonguldak'ta gelen Kara Kapanya Çöre'nin eski pazarlarınızı. Hepsi bu. Yeterli bize. Abi Tayyip amcaya söyleriz inşallah. Bakalım yaparsa yapar. Bu işler Tayyip amcadan çıkıyor biliyorum. Tamam, bugün kimse gücü yetmiyor. Bak oraya banka şubesi olmuyorsa ATM'ler. Evet. Mutlaka. Yani bunlar büyük problem eski pazar için. Eski pazarın ekonomisinde para dönmesi gerekiyor. Banka bazında bu şekilde yürütülüyor. Şimdi sesini çözdük. Estağfurullah. Tren seferlerinin gerçekleştirilmesi. Bu arada artı en büyük problem olan eski pazarı şu anda sağlık problemi olan hastane olayını hiç değinmemiz. Ben açıkladım onu yalnız. Değindi. Başkanım atlatıyorum. Sözünüze başladığınız gibi ilk başta. Dediniz ya sizin eski dönemizdeki eski pazarı geçtik. O zaman parça kenardaki hastaneye istiyoruz. Yani eski pazar halkı olarak bunu düşünüyoruz. İnşallah. Ama tabii ki yani ona özeniyor derken onun üstünde bir kalitede olması milletvekili arkadaşlarımıza rica edeceğiz. Onlar da bunun sıkıntısını biliyor. Emniyet binamız çöküyor. Onu da biliyoruz. Heyelandan dolayı. Onu da takip ediyoruz. Bu arkadaşlar takip edecek. Yine bahsettik. Eskiden 4 tane bankamız vardı. Şu anda 2 tane devlet bankası var. İnşallah şu organ sanayiyle beraber bankalar biliyorsun para olan yere gelir. Para olmayan yere gelmez. Eski pazarda ekonomi canlandığında o bankalar da buraya gelir. Ama onların da altyapı hizmeti, ATM'ler doğru. ATM'ler mutlaka sağlamak lazım. Hizmette de Bahçepınar bizim göz bebeğimizdir. Yüksekokulum orada olması, geçmişte hastanemiz oradaydı. Yeşil Bahçepınar'dı, ben çok severim Bahçepınar'ı. Yani Bahçepınar'ın eski haline dönüştüreceğiz. Zaten Bahçepınar en iyi mahallelerimizden biri. Şimdi çok da şey yapmayalım. Neden? Yüksekokul olması münasebeti orada yurtlar falan arkadaşlar orada şey yapıyor. Evet, değerli hemşehrilerim. Allah nasip edersin bunların hepsini yapacağız. Bir daha da mitingimizde daha diğer projelerimizi açacağız. Tekrar rica ediyorum. Burada bulunan bütün hemşehrilerimizden Allah rızası için eğer inanıyorsanız eski pazara bunlar yapılır. Bunu yaparsa Erol senin yapar diyorsanız başınız düşün, dara düştüğünde bizi arayıp mesele halleder diyorsunuz. Komşularımızın sahip olacak.
bu işi başaracağız. Mutlaka da kazanacağız sizler sayesinde. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınız ağrımasın. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. Sayın misafirlerimiz, ayaklarınıza sağlık. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyoruz.